Değerli izleyenler, tiyatro binlerce yıldır devam eden bir sanat. Zaman zaman çok etkileyici dönemler yaşadı tarih içinde. Zaman zaman biraz daha diğer sanatların gölgesi altında kaldı. Ama tiyatro severler, kalbi tiyatro aşkıyla çarpanlar için her zaman tiyatro önemli. Tiyatro ayrıca büyük toplumsal boyutları olan bir başka sanat. Türkiye'de de tiyatro festivalleri yapılıyor çeşitli düzeylerde, çeşitli kurumlar tarafından. Bunlardan bir tanesi ve en önemlilerinden birisi İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen tiyatro festivali. Bu senede Kasım ayı içinde cereyan edecek. Biz de bugün bu festivalin kurucusu ve aynı zamanda Türkiye'de tiyatro sanatının en önemli isimlerinden birisi Profesör Dikmen Gür'ün hocamla bugün bu festivalin direktörü olan Leman Yılmaz Hanım'ı davet ettik. Onlarla tiyatroyu ve tiyatro festivalini konuşacağız. Değerli hocam, izin verirseniz sizden başlayalım. Sizin büyük bir tiyatro geçmişiniz var tabii. Yıllar öncesine giden bu eğitimi Amerika'da aldınız. Peki şuradan başlayayım. Biraz uzak bir soru ama yine de herhalde geçerliliğini koruyor. Neden tiyatroyu seçtiniz? Yani başka birçok şey yapabilecekken. Bu galiba çok sevgili rahmetli babamın bana aşıladığı bir şeydi, tiyatro aşkı. Benim çocukluğum hep tiyatro izleyerek geçti Ankara Devlet Tiyatrosu'nda. Ondan sonra da tiyatrodan kendimi kurtaramadım. Ve de koleji bitirdikten sonra Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni tiyatro okumak istiyorum dedim. Ve peki o zaman tiyatro okumak istiyorum dediğinizde bu tiyatro oyuncusu olmak anlamına mı geliyordu yoksa tiyatro teorisi anlamına mı? İlginç bir şekilde tiyatro teorisi. Yani ilginç bir şekilde diyorum. Çünkü tiyatro okumak isteyen genelde oyunculuğu tercih eder. Evet. Ama ben tiyatro teorisi okumak istedim ve onu okudum. Hem lisans hem yüksek lisans, evet. Amerika'da. Evet. O alanda yaptım. Evet. Dönüşümde biraz denedim oyunculuğu ama nerede hayır. Denediniz? Devlet tiyatrolarında mı? Hayır. Dostlar Tiyatrosu'nda. Evet. Ondan önce Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda. Evet. Ama anladım ki oyunculuk değil, bana asıl göre tiyatro, değil. Ben yani, tiyatro teorisini peki. seviyorum. Şimdi şunu da sorayım. Ankara'dan söz ettiğiniz 1950'ler dönemi Türkiye'siyle ilgili, Türkiye'sinde tiyatro ile ilgili çalışmalarınız var. Tiyatronun parlak dönemi, her ne kadar tiyatro faaliyetleri İstanbul'da başladıysa da Ankara'da yaşandı denebilir mi? Ankara'da, eski bir Ankaralı olarak bu soruyu sor. Evet, Ankara'da Devlet Tiyatrosu bir dönemler çok parlaktı. Ama o zaman tabii çok fazla özel tiyatro da yoktu. Onun için ve benim bulunduğum yıllarda Ankara'da sürekli olarak Devlet Tiyatrosu'na gidiyorduk, geliyorduk. Ben de evet, sabahları 7.30'da gidip tabii evin çocuğu olarak o kuyruklara çok girdim. Şunu da sorayım, Amerika'da öğrenim gördünüz, lisans, yüksek lisans orada yaptınız. Sonra Ankara'ya döndünüz, dil tarihte doktoranız var. Şimdi şunu soracağım, Amerika'da tiyatronun ifade ettiği anlamla Türkiye'de ifade ettiği anlam, Ankara'yı, İstanbul'u konuştuk ama bu ikisi arasında büyük bir fark var mıydı veya var mı? Orada ne ifade eder toplumsal açıdan, burada ne ifade eder? Burada tabii toplumsal açıdan çok daha anlamlı, çok daha farklı şeyler ifade ediyor. Özellikle de 1960'larda özel tiyatro hareketi toplumsal anlamda tabii ki bizleri çok zenginleştirmişti. Şimdi de yine farklı bir anlamda yine özel tiyatro hareketinde çok
büyük bir ivme görüyoruz. Çok değil mi? Dağtaş evet, tiyatro evet, evet, dolu gibi. Evet, size evet. geleceğim ama bir soru daha sorayım. Hocamı her zaman yakalamak kolay değil. O da şu. Peki çok kuvvetli oyun yazarlarımız var ama oyun yazıcılığı açısından Türk tiyatrosunu nasıl görüyorsunuz? Yani bir Amerikan tiyatrosu var, devasa yazarlar çıkardı. Evet. Bizde de tabii büyük yazarlarımız var ama genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok enteresan bir soru. Az önce söylemiştiniz, ben eleştiri üstüne bir kitap hazırlıyorum şimdi. Ve o kitapta bütün 50'lerden başlayarak, hatta Tanzimat'tan da diyebilirim başlayarak, bütün eleştiriler oyun yazarlığı üstüne. Bizde oyun yazarlığının çok güçlü olmadığı üstüne, o şekilde ilerliyor eleştiriler. Ama ben şimdi yeni yetişen kuşaklara bakıyorum. Çok pırıl pırıl oyun yazarlarımız var. Ve bunlar tabii ki ondan önceki kuşakta da sözünü ettiğiniz gibi değerli yazarlarımız var ama bir Türk tiyatrosunun oluşması anlamında, evrensel anlamda bir Türk tiyatrosundan söz etmek için tabii ki yazar son derece de önemli. Tabii. Ve bu zaman içinde, çok kısa bir zaman içinde sanıyorum ki gerçekleşecek. Peki. Şimdi size dönelim. Dikmen Hocam'dan geçmişini dinledik. Oyuncular, yazarlar, tiyatrolar, eleştirmenler. Bir festival düzenliyorsunuz. Çok önemli bir festival. Bunun özünü ne oluşturuyor? Yani genel olarak bakıldığı zaman bu yıl içinde diğer tiyatrolarda oynanmayan bir takım prodüksiyonların sergilenmesi mi, yurt dışından yapıtların getirilmesi mi? Yani tiyatro festivalini izlemek isteyen tabii gidip bütün oyunları görebilir, tiyatro görmüş olur. Ama bunun bir çekirdeğinden, bir bel kemiğinden söz etmek mümkün olabilir mi? Tabii ki ama sizin sorunuza tam olarak cevap vermeden önce ben biraz daha geriye döneyim. Festivalin ilk yıllarında, 89'da ilk başladığında festival. Bizler o dönemler öğrenciydik ve festivalle tanışmamızla birlikte aslında dünya tiyatrosuyla da tanıştık. Yani festival dünya tiyatrosunu getirdi evet, Türkiye'ye. Tamam. Her şeyden önce çünkü o dönemler yurt dışına gitmek bile hayal ediliyordu ancak bugünkü gibi hele değil. Oyun değil, tabii. Hele oyun görmek için büsbütün hayal. İmkan... Yani iş adamı gidebilir de belki. Evet. Tabii ki. Uçak seferleri bile evet. yoktu, sınırlıydı. Evet, tabii. Dolayısıyla bizim o dönemki gençlerin dünyasına yepyeni anlamlar getirdi. Evet. Kimimiz hayallerimizi gerçekleştirdik, kimimiz farklı yollara gittik ama tiyatronun getirdiği, tiyatro festivalinin getirdiği çok önemli bir ivme oldu. Peki o her devam açıdan, ediyor mu şimdi? O devam ediyor. O zaten sevgili hocamdan da el aldım ben ama önemli olan zaten tabii. o bel kemiğini korumak, o omurgayı koruduğunuz sürece yani, her zaman için... Yurt dışından önemli oyunları ve ekipleri getirmek. Getirmek. Ama biz her zaman için şunu da düşünüyoruz. Tabii ki çağdaş yapımları getirmek en önemlisi. Ha, evet. Şimdi şuraya gelelim. Size soralım. Size de tekrar döneceğim. Bu çağdaş yapım dediğimiz, çağdaş tiyatro dediğimiz nedir? Tabii ki antik Yunan'da oynandığı gibi oynanmıyor ama öyle oynayanlar da var bazı oyunları. Onları çok dönüştürerek oynayanlar da var. Ben de onların hepsini gidip büyük bir ilgiyle izliyorum. Bu klasikleri dönüştürmek veya çağdaş tiyatro yapmak, bunun altında yatan nedir? Zevk değişiyor veya bakış açısı değişiyor veya görsel anlayışlarımız değişiyor. Onun için mi yoksa tiyatronun bunu zorlayan başka bir boyutu mu var? Her ikisi de ama sadece tabii sevgili Leman onu daha da açacaktır. Ama sadece çağdaş klasikleri de getirdik. Klasikleri de getiriyoruz. Seyirciye mesajını çok doğru şekilde iletecek olan yerli veya yabancı yapımlar üzerine gidiyorduk.
Hala da devam ediyor bu. Bir de tabii sadece dünya tiyatrosunun örnekleri değil, aynı zamanda yerli yapımlar üzerine çok gittik. Evet. Halen de Leman'da onu yaratıcı, zor. Tabii yerli yapımlar, yerli yazarlar, onlardan daha ziyade yani yabancıların yanı sıra ve onlardan daha ön planda bizim tiyatromuzu, bizim sanatçımızı desteklemek. Onun için de biz mesela festival direktörüyken ben yerli yapımların arkasında çok duruyorduk. Yeni projeler üzerinde çok gidiyorduk. Aynı şeyi şimdi bugün de sürdürüyor. Devam ettiriyor. Peki, evet. Nedir mesela bu sene çağdaş tiyatronun yerli yabancı dengesi ve ilişkisi? Evet, bu sene biliyorsunuz tamamen değiştirdik aslında festivalin sürecini ve yapısını. Festival 2002 yılından 2016 yılına kadar 2 yılda bir düzenleniyordu. Evet, Mart ayında verdiğimiz bir kararla, aldığımız bir kararla her seneye döndürmek. Çünkü zaten bunun ihtiyacını İstanbul gibi büyük bir kent çok hissediyordu. Yerli yapımlar açısından Dikmen Hoca'nın da söylediği gibi çok önemli bir artış var. Geçen sezon 300 oyun sahne aldı İstanbul'da. Çok ciddi bir rakam bu. Korkunç bir şey yani izlemek mümkün değil. Tabii yani yetişmenin imkanı yok. Fakat çok da mutluluk verici bir gelişme. Peki hemen bir şey sorayım. Yani 300 yapıt korkunç bir şey. Her gün bir yapıt demektir bu. Yani bütün yıla yayılsa ki bütün yıl değil. Yani bu 8 ay 9 aylık bir dönem. Bu kadar artış bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi çağdaş sanat alanında da böyle bir şey var. Galeriler açılıyor, sergiler 3 haftada bir değişiyor. Onlara yetişmek de mümkün değil. Kitaplar, romanlar yayınlanıyor. Senede 360 tane yeni roman yayınlanmış. Yani her gün bir roman okuyup bitirmeniz lazım. Buna da yetişmek mümkün değil. Bunu nereye bağlıyorsunuz? Toplumsal olarak ihtiyacımız var. Yani tiyatro her zaman için yaşamın bir parçası. Yaşamın sahnede yeniden aslında bir yansıması. Dolayısıyla biz oyunları, izleyiciler oyunları izlerken her zaman için kendilerinden çok önemli anlar bulabiliyorlar. Fakat her şeyden önemlisi tiyatrocuların dediği gibi burada ve şimdiyi görmek çok önemli. Neyi görmek? Burada ve şimdi. Evet. Yani sinema sanatı da çok farklı tabii ki algılar yaratıyor, izleyici kitleleri yaratıyor ama bence tiyatronun bunca yıldır, yüzyıllardır bu kadar ayakta kalabilmesinin en önemli oynayan, noktası oynayan, izleyen aynı şimdi. Anda. İkinci oyunu siz ikinci gece izlediğinizde mutlaka farklılıklar olacaktır. Çünkü tabii. Neye göre değişiyor? Sahneye göre, oyuncusuna her göre, şeye oyuncunun, göre seyircinin tabii ki tepkisine göre tabii. Değişiyor. Dolayısıyla hiçbir oyun aslında baktığınızda aynı İki oyun aynı değildir. Gitmiyor. Peki. Çekici olan da bu. Gel bakayım buraya. Ya siz kimsiniz ya? Evinizde kalıyorum diye başıma gardiyan mı kesildiniz? Ev değil Emine teyze. De erken yatıyorum duymamışsındır. Şimdi bugün tiyatro nerede? Yani çağdaş tiyatrodan söz ediyoruz. Yani Eugene O'Neill'in bir oyunu, Beckett'in bir oyunu veya Sofokles'in bir oyunu belli çağlarda yazıldılar. Bugün onlar da oynanıyor. Yani metinler aynı ama oynanışları, yorumlanışları bunların hepsi değişiyor. Böyle bakınca bugünkü dünyada tiyatro nerede, nedir? Geçmişte bunun bir bağı var mı? Yoksa evet bu oyun metinleri var ama artık ona da eski metin denmez. Bu kadar farklılaştıktan sonra sunuşu ve her şeyi. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Eski metin yani eski metin diye bir şey yok zaten. Yani bir Sofokles, bir Shakespeare, biraz daha yakınlara geldiğimiz zaman bir Ionesco
Beckett, bunların hepsi bugünün metinleri. Yani şimdi festivale mesela 3. Richard geliyor Shakespeare'in. O kadar çağdaş ki, o kadar günümüze hitap ediyor ki. O klasiğin tanımı zaten. Hiç evet, bitmeyen, eskimeyen, bütün eleştirilere evet, rağmen ayakta duran. Onun için yani hem bugünü çok doğru yorumlayan metinler yazılıyor, yaratılıyor. Hem de dünkü metinleri çok bugüne getiren, bugünkü sorunları irdeleyen, bugünkü güzellikleri, çirkinlikleri masaya yatıran yorumlar. O zaman tabii her şey çağdaş oluyor. Peki bir de performans diye bir şey var. Yani bir başka sanat alanında da çok etkili olan. Yani onu performans yapan, bunu tiyatro yapan veya bu ikisini birleştiren, birbirinden ayıran ilişkiler ve boyutlar bakımından ne söylenebilir? Performans da tiyatronun bir sahasıdır denebilir mi? Benim açımdan performans da tiyatronun bir sahası tabii. Ama performans daha Leman'ın az önce söylediği şimdi ve burada olayı performansta evet, daha öne çıkıyor. Evet. Ama tiyatroda tabii ki metinden kaynaklanan bir takım kısıtlamalar daha farklı bir yorum, bakış var ama tabii ki ben galiba tiyatrodan yanayım daha çok. Peki, başka nereden yana? Benden yana olmayacağınız muhakkak. Şimdi hocam bir ipucu verdi, 3. Richard var dedi. Neler var yani böyle? Hepsi parlaktır da yine de öne çıkan yapıtlar olarak, oyunlar olarak nelerden söz edilebilir? Çok öne çıkan demeyeyim ben çünkü Dikman Hoca'nın az önce söylediği gibi özellikle yerli yapımlar gerçekten festivalin bel kemiğini oluşturuyor. Yerli yapımlarda biz premier ilk oyun, festivalde ilk oyunu oynama ilkesini devam ettiriyoruz ama bu sene biraz daha esnettik. İki oyunu daha önceden premier yapacak iki oyunu da programımıza aldık. Bir de Ankara'dan bir davetli oyunumuz var. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun. Evet. Şimdi bütün gruplar, topluluklar harıl harıl prova sürecindeler ve çok da heyecanlı bir süreç. Biz bir taraftan da onları da belgeliyoruz. Yabancı oyunlarla ilgili de 6 oyunumuz var yabancı oyunlardan da. Az önce konuştuğumuz gibi 3. Richard var. Bir dans gösterimiz var, Fransa'dan geliyor. Evet. Angelin Prel-Jocage, Fransız koreografın. Yine Vajdi Muavat, Lübnan asıllı, Kanadalı ama Fransa'da şu anda Colin Tiyatrosu'nun artistik direktörü olan hem yönetmen hem çok iyi bir oyun yazarı ve kendisi oynayacak bir oyunumuz var. Kelebekler diye bir çocuk oyunumuz var. Daha doğrusu evet, bir aile oyunumuz var. Evet. Sevgili Theodoros Terzopoulos'un ki şu anda o da çok büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bir daha adını verdiğimiz bir oyunu var. Dolayısıyla toplamda baktığımızda 19 oyundan biz festivalin perdelerini açacağız. Açacaksınız. Peki sürenin sonuna geliyoruz. Şimdi devlet tiyatrolarından söz etti. Bu bitmez tükenmez meseleyi ben de size sorayım. Bu devlet tiyatroları, ödenekli tiyatrolar, özel tiyatrolar bu bakımdan neredeyiz? Bir yol aldık mı yoksa bu tartışma daha devam edip gidecek mi? Orada da çok güzel şeyler oynanıyor, tabii, sergileniyor. Tabii, İzliyorum ben tabii, de onları. Evet. Ama bu tartışma daha çok su kaldıracak. Su kaldırılacak diyorsunuz. Geliyor, evet. Peki şunu da sorayım. Şimdi bütün bunların içinde tiyatro yapma tekniğinin getirdiği yeni arayışlar da var mı? Sizin bu postmodern tiyatro konusuna ilginizi tabii biliyoruz. Yani tiyatronun postmodern bir noktaya taşınması artık bu kurumların ona cevap verememesi gibi bir sonuç da getirdi mi? Bu kurumlar derken ödenekli... Evet, genel olarak. Mi? Evet, kurumları. Geleneksel kurumların diyelim. Tabii geleneksel kurumların bakış açıları, olaya yaklaşımları daha farklı oluyor. O nedenle de belki özel tiyatrolar daha bir
ivme kazanıyor, daha özgür hareket edebiliyorlar ki bu çok önemli. Tabii şurada bir şey daha var. Özel tiyatroların çoğu bu yeni arayışlar, gençler devletten destek almıyorlar. O nedenle evet. de çok daha rahat hareket edebiliyorlar. Yani bir sansür olayı veya bir yönlendirme olayı, sansür demesek de bir yönlendirme durumu söz onlar konusu için değil. Söz konusu değil. Peki şunu sorayım son olarak. Bu kurumların yahut da bu yeni özel gençlerin büyük bir heyecanla sürdürdüğü bu tiyatroların sürekliliği olabiliyor mu? Yani bir de bunların arkasında bir maddi imkan ve imkansızlık meselesi var. O bakımdan durum nedir? Tabii ki yani çok sayıda tiyatro sürekli aslında baktığınızda. Bir şekilde kendi o maddi yöntemleriyle hayatta kalmaya çalışıyorlar ve başarıyorlar. Tabii arada kaybettiğimiz topluluklar da oluyor ya da birleşenler de oluyor. Ama bugün baktığımızda ki ben 2005'ten beri festivaldeyim. Birçok topluluk şu anda varlığını sürdürüyor. O ve devam ediyor. Ve devam ediyor, evet. Peki diğer tekniklerin gelişmesi, yeni medyaların işin içine girmesi ve bunun tiyatro ile bütünleşmesi tiyatronun dokusunu muhakkak ki zenginleştiren bir şey. Ama bu geleneksel tiyatrodan aynı zamanda bir takım eleştiriler var, biliyorum ben onları kendimce. Tiyatrodan da bir şey götürüyor denebilir mi? Ben öyle bakmıyorum. Tekniğin varlığı her zaman için bir destek olarak görüyorum. Yeniliklere açık bir tiyatro. Tabii ki yani geleneksel derken bizim geleneksel tiyatromuzdan söz etmiyoruz hayır, herhalde. Hayır. Tabii ki bütün teknik olanaklardan yararlanmak, bunları çok iyi kullanmak, bütünün içine çok iyi yedirmek tabii ki tiyatronun alanını daha da açıyor. Açan, geliştiren daha, bir evet. şey. Efendim süremizi bitirdik. Çok teşekkürler. Lütfettiniz, geldiniz. Başarılı bir festival diliyoruz. Size çok teşekkürler ediyoruz. Evet, bu işin kurucusu, başlatıcısı olarak. Değerli izleyenler, bugün İstanbul Festivali'ni söz konusu ederek iki çok değerli konuğumuzu Sayın Dikmen Gür'ün Hanım'ı ve Leman Yılmaz Hanım'ı ağırladık. Tiyatroyu, tiyatronun değişimini, festivali, onun özelliklerini konuştuk. Bu arada Dikmen Hoca'nın tiyatro geçmişine de ve onun geçmişe bakışına da bir parça değindik. Öyle anlaşılıyor ki tiyatro bildiğiniz gibi değil.